Aşağıda. Şimdi dostlarım, biliyorsunuz bir tane şarkı çıkardım. Bu şarkıyı bu videodan sonra yayınlıyorum, bir saat sonra falan. Biraz heyecanlıyım. Önce bir şarkıyla ilgili biraz konuşayım. Ondan sonra şarkıyı yayınlayayım istedim, açık söyleyeyim. Size biraz şarkıdan bahsedeceğim falan. Şarkının nerelerini sevmedim zaten siz de fark edeceksiniz. Önce şundan bahsedeyim. Birincisi, burada bir şarkının ufak bir kesiti var bu arada. Buradan dinleyeceğim, size onları açıklayacağım falan. Neyse, benim sevmediğim kısımları öncesinde söylüyorum. Ben real bir şarkı anlatıyorum, tamam mı size? Real bir şarkı, yani benim gerçek hayatımı anlattığım bir şarkı. Ve bu şarkının nakarat kısmı biraz böyle hayalperest, açık söyleyeyim. Yani ejderhalar falan vardı ve ben bu real şarkıya o hayalperest nakaratı yakıştıramadım. Ve biz onun son dakika, şarkıyı ben söylerken stüdyodayken son dakika onu çıkarttık. Ve son dakika onu çıkarttık ve ayağa kalk diye bir şey ekledik. Şimdi ne demek istediğimi çok anlayamayacaksınız ama dinlerken anlayacaksınız. Bu ejderhalı kısım çok fazla uzundu ve bu ayağa kalk kısmı çok kısa oldu. Dolayısıyla bu ayağa kalk kısmı birkaç defa arka arkaya koymak zorunda kaldık. Ve çok anlamsız ve çok kötü oldu. Bu kötü oldu. İkincisi, şarkının beat'i, yani şarkının müziği telif hakkı içeren bir müzik oldu. Ben bunu parayla yaptırdım ama bana parayla satan çocuk benden daha önce YouTube'a yüklüyor. Yani benim yüklediğimi bilmiyor ve telif hakkıyla yüklüyor. Çocuk bilmeden yapıyor ama maalesef yaptı. Bana yeni müzik de yapacak, yeni bir şarkı için. Yani beat öyle piç oldu. Yani şarkıdan telif hakkı içeriyor şarkı. Kanalım kapanabilir durumuna falan geliyor böyle. Para kazanamıyorsun. Para kazanmak önemli değil de kanalı kapatma durumuna yalan geliyorlar. İşte sen Channel TV var paylaşıyorsun falan diye. Çünkü benim özgün bir kanalım var. Falan derken bir de birkaç sözler var. Bu sözler sadece ben ve semtteki arkadaşlarımın bilebileceği sözler. Ya, anlayabileceği sözler. Dışarıdan dinleyenlere çok anlamsız gelecek sözler. Açıkçası bu üç ana kuralı beğenmedim. Şimdi bir şarkıyı açacağım ben size. Bu şarkıdan birkaç cümle dinleyeceğiz. Birkaç kelime dinleyeceğiz. Bunları açıklayacağım size. Sonra videoyu kapatacağım. Zaten bu çok kısa. Bir dakikalık bir kısım. Sonra şarkının tamamını yükleyeceğim. Şarkı 4 dakika falan. Baştan sona dinlersiniz. Siz eleştirinizi yazın. Ben bir dahaki şarkı yaptığımda çok daha güzel, çok daha düzgün bir şekilde yapacağım zaten. Şimdiki dediğim gibi çok fazla amatörlüğüme, çok fazla bilmememe geldi. Klip de çekmedim. Doğal olarak klip de çekmedim. Çünkü Çekemezdim ya. Nasıl klip çekeyim abi? İçime sinmeyen bir şarkıya nasıl o kadar para harcayayım, o kadar fazla klip çekeyim. Neyse. Şarkı YouTube'a yükleyeceğim. Videoda benim eski fotoğraflarım falan olacak. Yani bildiğin slide olacak. Arkadan da şarkı gelecek. O şekilde dinleyeceksiniz, artık yapacak bir şey yok. Spotify'da falan olmaz zaten. Boşuna sormayın. Olur belki ama daha sonra, yani birkaç şarkı çıkardıktan sonra. Şimdi şarkıdan ufak bir kısmı dinleyelim. Açıklayacağım size. Ne diyor lan bu salak demeyin. En azından küçük bir kısmını bilin. Neler yaşadığımı falan anlatacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bu videodan yaklaşık bir saat sonra falan da şarkı yayınlanacak. Hadi bakalım biraz dinleyelim. İşte bahsettiğim nakarat bu. Ayağa kalk olayı bu. İşte bu birkaç defa geçmesi gerekiyor ki ses tam olarak olsun. Burada şöyle diyor: ayağa kalk, işte yıkılma ayağa kalk falan diyor. Yani ne olursa olsun ayağa kalk. Hani hiçbir zaman pes etme, ayağa kalk. Burada çok anlatacağım bir şey yok. Zaten gayet anlatacağım bir şey. Sadece bazılarında dediğim gibi özel durumlar anlattım. Onları anlamayabilirsin de onları anlatacağım. Mesela bunu da açıklamama gerek yok. İster inan ister inanma, çocukluğum geçti Bağcılar'da. Ve buraya şöyle bir olay koydum. Benim Bağcılar'da doğduğum büyüdüğüm sokağı koydum tam buraya. Doğduğum büyüdüğüm sokak burası falan. İşte burası çok iyi. İşte burası çok iyi. Dur tekrar dinleyelim şurayı. Bir saniye tekrar dinleyelim bakın. Bak, burada diyorum ki lider yaptı dilim kavurma çalmak diyorum. Mesela bunu kimse anlamayacak büyük ihtimal. Bu şöyle bir olay. Biz 7-8 yaşımızdayken bizim bakkalımız vardı ve ben bakkaldan kavurma ve ekmek çalardım. Ve mahalledeki çocuklarla hep birlikte o kavurmaya dalardık, ekmeğin arasına koyar yerdik falan. Dolayısıyla bu yaptığım icraatlardan dolayı
Herkes böyle bana saygı duyardı, dediklerimi yaparlardı, kavgam olduğunda gelirlerdi falan. İşte lider yaptı dilim kavurma çalmak aslında buradan geliyor. Yani bunun gibi birkaç söz var şarkıda. Sizin anlayamayacağınız ama aslında benim için çok anlamlı olan şarkılar. Şey sözler dediğim gibi. Burada 12 yaşında Muğla'ya sürgün diyor. İşte her şans kapısının ardına sürgü çekildi diyor. Ben burada işlerde çalışıyordum falan ama bir türlü tutunamadım. Küçüksün çünkü yapamadım falan. Buradan bahsediyorum. Her şans kapısının ardına sürgü çekildi. İşte herkes gerçekten karşımda durdu falan. Bir şey daha söylüyordum. Ne söylüyordum? Neyse. Mesela burada karnın açken şımarmak yanlış. İşte Muğla'ya sürgünden sonra yani ben Muğla'ya gittim çalışmak için, sörf etmeni yapmak için. Ve ben 2 sene boyunca 6-7 aylık süreler zarfında yani bir sene 8 ay falan, diğer senede 7 ay falan sahilde yatıp kalktım. Bütün yaz boyunca ve orada hani karnın açken şımarmak yanlış diyordum. Yani 12 yaşında bir çocuksun, 13 yaşında bir çocuksun. Karnın açken insan şımarır ama benim şımaracak kimsem yoktu. İşte orada sörf öğreniyordum, sahilde biliyordum falan. İşte her akşam şeftim makarna vardı. Çünkü makarnadan başka alacak param yoktu falan derken. Bu şekilde direne direne sörf öğrendim. Yaklaşık 3 sene dişimi sıktıktan sonra, 2 sene 3 sene dişimi sıktıktan sonra ufak ufak para kazanmaya başladım falan. Derken burada da ondan bahsediyorum. Avundum Azda'da avunmak istemeyenler de var. Yani ben Azda avundum ama avunmak istemeyenler de var diye söylüyorum. Güzel bir olay. Bak burası çok iyi. Burası benim hayatımın özeti abi. Diyorum ki balerin hayat, yani hayat dönüyor gerçekten. Hayat dönüyor yani ne zaman ne olduğu belli olmuyor. Balerin hayat, valilik yap. Ve ben valilik de yaptım. Valiliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kafelerin önünde araç park eden insanlar var ya. Genelde maaş almazlar. Sadece araçlarından aldıkları tiplerle, başlarla geçinirler. Ve ben bir sene falan Beylikdüzü'nde valilik yaptım. Burada da bunu söylüyorum. Balerin hayat... İşte valilik yap. Ne ehliyet ne de tip var. Valilik yaparken ehliyetim yoktu. 17 yaşında falandım. Ehliyetsiz bir şekilde valilik yaptım. Zar zor girmiştim zaten. Bir tanıdık var. Yes listeye girmiştim. İşte valilik yap. Ne ehliyet ne de tip var. Kimi günlerde olarak yat. Yatamazdım. Mecburen ısınırdım. Egzozla tabi varsa diyorum. Burada yatmaktan bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. Ben valilikten sonra motorla paket servis de yaptım. Çiğ köfteci de ve kebapçıda falan çalışıyordum. Motorla paket servis yapıyordum ve buz gibi karlı havalarda bu İETT otobüsler oluyor ya, yani büyük şehirler arası otobüsler oluyor ya, o otobüslerin arkasından çıkan egzozun sıcaklığıyla ısınmak nedir çok iyi bilirim yani ben. Kışın motorla paket servis yaparken o egzozun hizasından gitmek nedir çok iyi bilirim yani. Buraya bir tane parantez açacağım. Eğer eve paket söylüyorsunuz özellikle kışınsa, gerçekten özellikle kışınsa, yağmur yağıyorsa, kar yağıyorsa eve paket söylüyorsunuz yani o paketçi en azından 1 TL falan vermeyi unutmayın. Günde 10 tane paket götürse çocuk, hepsi birer TL versin. Tabi olanlar 3-4-5 TL versin. Çocuk da yolunu bulsun yani, anladın mı? Akşam eve yemek götürsün yani, ne diyeyim. Şöyle. Neyse bununla ilgili daha fazla damar yapmayacağım bununla ilgili. Burada da buradan eski patronum senin, ben tam küfür etmek istiyorum ama izleyen kızlar var, izleyen hatunlar var, izleyen çocuklar var falan. Burada o 5 kuruşluk adama laf soktum. Bu arada şu an inanılmaz fame bir adam. Şu anda 2 milyon falan takipçisi var. 2 milyon diyorum. Yani 2 milyona yakın falan takipçisi var. Bayağı Galatasaray hooliganı, böyle inanılmaz arabalar falan. Yani değişik bir hayatı var şu anda. İşte piç olacaksın abi. İyi olursan, insanlara yardım edersen, böyle sürünürsen, anladın mı? Piç olacaksın, ibne olacaksın. Altındakini ezeceksin, anca öyle büyürsün. Onu da gördüm yani. Şurada bir şey daha söylüyordum. Ha, geçmezdi yağmurlu günler derken aslında yağmuru seviyorum. Herhangi bir yağmurlu günle bir zorum yok yani. Motorla paket servis yaparken ki yağmurlu günler beni korkutuyordu. Yani motor kayar, kaza yapıyorum. Ve kaç defa kaza yaptım? 10 defa kaza yapmışımdır. Büyük kazalar da var bunlar aralarında. Çalışırken, gezerken değil yani. Bu yağmurlu günlerden bahsediyorum yani.
bahsettiğiniz cümlede durmayacağım. Yani yeni bir hatun her gecede durmayacağım. Gözümü açtım memleketten bahsedeceğim. Ben Bağcılar'dan ilk çıktığım zaman gerçekten hayatta sadece uyuşturucu ve kavga var biliyordum gerçekten. Bir de sokak futbolu var biliyordum. Çok uzun zamanlarda futbol oynadım ben zaten ama oralara gelmeyeceğim. Yani bu iki şeyi biliyordum. Ben Muğla'ya gittim. Abi sörf sahile gittim. Sahil var, deniz var. Gerçekten hayatımı değiştirdi yani memleket. Burada da ondan bahsediyorum. Muğla'dan bahsediyorum. Muğla harbiden benim hayatımı değiştirdi. Yani hayatı fark ettiğim şehir benim Muğla. Ama gerçekten bunu itiraf edeceğim. Takılıp düşünüyordum abi. takılıp düşünüyordum. Ama gerçekten güzel. Şu an ifşalıyorum kendimi resmen ama yani yapmış bulunmuş eğer yani hani yukarıdakinin gördüğünü çocuklardan saklayacak değilim falan neyse. Sonra seminerler, eğitimler falan derken kendimi gerçekten geliştirdim. Önce beynimi geliştirdim, sonra vücudumu geliştirdim. Zaten vücut geliştirmek inanılmaz zor biliyorsunuz. Beyin geliştirmek çok daha zor ama en azından temel bilgileri kolay bir şekilde öğrenip vücudunuza deneyebiliyorsunuz. Falan bu şekilde. İşte burada yerimde fazlasıyla saydım diyor. Gerçekten yerimde vücut olarak fazlasıyla saydım. Yani vücudumu değiştirmem o sizin inanılmaz değişimleri sağlayabilmem. Ve kendime kısa sürede değişim konusunda çok fazla güvenmemin bütün sebebi bu aslında. Yani oradaki ufak püf noktaları çok uzun zamanda çözdüm ben. Ya burada da işte ayağa kalk, ayağa kalk, düşme dile, ayağa kalk. Ne olursa olsun ayağa kalk, sakın yere düşme. Bir türlü ayağa kalk ve diren anladın mı? Savaşmaya değer bir hayat. Gereksiz ama savaşmaya değer bir hayat. Neyse. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Birazdan video yayınlanacak. Yani şarkıyı dinleyeceksiniz rahat rahat. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace.